Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Johnny Depp ve Amber Heard davasının son videosunu çekiyorum. Sonunda buraya geldik. Videoya hemen geçeceğim ama fark ettiyseniz eski alanımıza döndük. Bazı videolarda buradayız, bazı videolarda gün ışığında başka bir şekilde çekiyoruz. O yüzden umarım bu sizi rahatsız etmiyordur. Videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Şimdi bu video son video dediğim gibi ve bu sefer gerçekten özet geçeceğim. Önceki videolarda bayağı bir detay vardı biliyorsunuz ki hem Johnny tarafından hem Amber tarafından atılan iddiaları böyle bayağı detaylıca listeledim size. Ama bu sefer tamamıyla özet olacak. Bütün her yeri ekleyemem. Önemli olan her noktayı ekleyemeyeceğim belki de. Ama davanın seyrini değiştirebilecek şeyleri ekleyeceğim. Bundan dolayı bütün detayları görmeyeceksiniz. Ama dediğim gibi davada en önemli, benim gözümde en önemli olan noktaları anlatacağım size. İleride zaten kesinlikle belgeselleri çıkacak bunun. Emin olun birden fazla çıkacak. Hatta çıkmaya başladı bile şimdiden. O yüzden oradan çok daha detaylı istiyorsanız o şekilde de izleyebilirsiniz. Eminim davanın Türkçe hali de yayınlanacaktır. O şekilde de bakabilirsiniz ekstra detay istiyorsanız. Ama dediğim gibi ben şu anda komple özet yapacağım size. En önemli olduğunu düşündüğüm noktalar. Yoksa bitiremeyiz gerçekten. Hani bir ay burada oluruz. Yine de belirtmek istiyorum ki bazı yorumlara karşın bahsetmediğim şeyler önemsiz demek değil bu. Bunu da keşke söyleseydin dediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Saygı çerçevesinde yazın. Hep beraber orada konuşabiliriz. Her zaman düzeltmekte özgürsünüz. Ben buna hiçbir zaman karşı çıkmıyorum bildiğiniz üzere saygı çerçevesinde olduğu sürece. Son olarak videoya geçmeden önce bir duyuru daha yapacağım. Podcast'imizin ikinci bölümü, hatta ikinci ve üçüncü bölümü diyeyim. Bir tane davadan oluşan iki bölüm yüklenmiş durumda şu anda. Tyler Hadley davası var podcast'te. Aşağıda açıklamaların en başına linkini bırakacağım dinleyebileceğiniz yerleri. Oradan girip de Tyler Hadley davasını da dinleyebilirsiniz. Geçen videoda hatırlarsanız Amber'ın cross examination, yani çapraz sorgusunda kalmıştık. Yani orayı bitirmiştik. Sonra da arkadaşları ve onun adına tanıklar çıkacak demiştim. İlk olarak Ayo bağlandı. Daha doğrusu bunlar daha önceden sorgusu yapılıyor bu kişilerin benim anladığım kadarıyla ve görüntüleri, hani videoya çekilen görüntüleri de paylaşılıyor uzaktan yapıldığı için bunlar. Ayo çıktığında söylediği en önemli nokta şuydu benim için ve davadaki jüri üyeleri için de büyük ihtimalle öyledir. Johnny'nin Amber'a hiçbir zaman fiziksel şiddet uyguladığına şahit olmadım dedi. İkisiyle de çok yakın arkadaştım. Bu olaylardan sonra ama Johnny ile arkadaşlığımı kestim. Amber'la yine bir süredir arkadaşlığım devam ediyordu ama sonra konuşmayı kestik. Şu anda arkadaşlığımız yok, devam etmiyor anlamında konuştu. Onun söylediğine göre Johnny kavga ettikleri zaman Amber hakkında böyle kafası güzelken gidip Ayo'ya kötü şeyler söylüyormuş. Böyle onu küçük düşürücü şeylerden bahsediyormuş. O da tıpkı herkesin bahsettiği gibi Johnny'nin alkole ve maddelere olan bağımlılığından bahsetti. Nasıl onların etkisi altındayken agresif bildiğini vesaire ve Amber'ın da daima ona yardım etmeye çalıştığını, onu sakinleştirmeye vesaire çalıştığını söyledi. Hatta biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştik, Johnny'nin bir sürü evi var, bu penthouse'larda olan evleri var mesela, daireleri ve bu dairelerde Amber'ın arkadaşlarının bedavaya kalmasına izin veriyormuş ve hani Amber'a yakın olsunlar, işte bir dairede Amber'la Johnny kalıyor, bir dairede karşı daire mesela Ayo kalıyor, bir üst dairede işte Raquel kalıyor. Bu Amber'ın sürekli bahsettiği yakın arkadaşlarından biri yine. Bir dairede Amber'ın kız kardeşi kalıyor vesaire vesaire. Ve yine bu kavgalarını ettikleri sırada bir gün Ayo bir telefon düşmesi duymuş yere. Ve daha sonra da Johnny'nin şey diye bağırdığını duymuş. Ne oldu? Ne oldu, sana vurdum mu sandın şimdi falan diyerekten bağırdığını duymuş. Ardından da Amber'ın bağırışlarını, çığlıklarını duymuş. Ve bunları duyunca da hemen 911'i aramış. Bunu anlatırken de ağladı bu arada. Bayağı böyle etkilendi, kötü oldu. Ama bunlara rağmen hiçbir zaman gözümle hani Amber'a bir şey yaptığını görmedim. Etrafa eşyalar fırlattığını biliyordum ama dedi. Sonra Raquel'in tanıklığı gösterildi kürsüde. Yani Raquel de Rocky dedikleri, hem Rocky hem Raquel diye bahsediyorlar. Asıl ismi Raquel. Amber'la arkadaş değiliz dedi ilk olarak. Ki önceden en yakın arkadaşlarından birisiymiş. Ama aramızda bir düşmanlık da yok dedi. Birbirimizden hani uzaklaştık, artık konuşmuyoruz, görüşmüyoruz dedi. Bir kere hatta ikisi bir kavga etmişler ve bu kavga sırasında Raquel Amber'ı itmiş, sonra Amber de onun yanağına vurmuş. Başka bir kavgaya giriştiğini hiç görmedim ama Amber'ın dedi. Başkası
karısıyla bir kavga yaşadığını dedi. Daha sonra işte Johnny Depp hiç fiziksel bir şey yaptı mı diye sorduklarında da Raquel evet ama neden bahsettiğinizi tam anlayamadım, detay verir misiniz dedi. Sarhoşken gelirdi işte, sarhoşken kafası iyiyken. Amber'ı sürekli başkalarıyla olmakla suçlardı, aşırı kıskançtı. Eve gelirdi bir şeyleri etrafa fırlatırdı, ortalığı dağıtırdı. Tamamen böyle problemliydi dedi. Ama Raquel de ağladı. İşte Amber'ın hayatı için endişe ediyordum onunla birlikteyken dedi. Bu bir tane kavga yaşamışlar işte, Johnny böyle Amber'ın üzerine yürümüş. Sonra Raquel araya girmiş, böyle ellerini koymuş, yapma, sakin ol vesaire demiş. Sonra gitmiş Amber'a sarılmış, Johnny başlarında bağırıyormuş işte, ayağa kalk dedim sana, ayağa kalk bilmem ne diye. Bunları falan anlattı ve bayağı ağladı, o da çok duygulandı. Bunun ardından Raquel'in eski kocasının bu işte duruşmadaki verdiği ifade oynatıldı. O da tabii ki Raquel ve diğerleri gibi Johnny'nin penthouse'undaki dairelerde yaşayan birisi. Raquel'le birlikte yaşıyorlar. Ve o da doğal olarak Johnny ile Amber'la vesaire arkadaşmış zamanında. Artık konuşmuyorlarmış onlar da, Raquel'le nasıl arası ayrıldıysa, açıldıysa. Ama dedi 2 ay önce Amber bana geldi. Seninle işte aramızı düzeltmek istiyorum. Raquel'le hala konuşmadım ama seninle arayı kapatmak, düzeltmek istiyorum vesaire demiş Amber. Ve daha sonra da hani ben bir şey demesem bile sana bu mahkemede tanıklık yapman için mutlaka ulaşacaklardır diye uyarmış onu söylediğine göre. O da zaten bir 2 hafta falan cevap vermemiş başta Amber'ın mesajlarına, nereden çıktı, konuşmuyorduk hiç falan gibisinden. Onun anlattığı şeylerde de aynı nokta vardı. Amber'a hiçbir zaman Johnny'nin fiziksel bir şey yaptığını görmedim dedi. Şöyle söyledi, genelde İşte böyle Johnny gelirdi birden kavga etmeye başlarlardı dedi. Bağırış çağırış, ne olduğunu anlamazdık. Ta yan daireden, duvarlardan sesleri gelirdi bağırmalarının dedi. Johnny evde yokken Amber başkalarını getirir miydi apartmana diye sordular. Evet tabii ki getiriyordu dedi. Ne kadar oluyordu hatırlıyor musun? Ne kadar, kaç kişi geldi dediler. Hatırlamıyorum, sayamadım dedi. 10'dan fazla mıydı? Evet. 20'den fazla mıydı? Evet. 30'dan fazla mıydı? Evet dedi. Ve 50'den fazla mıydı diye sorduklarında da o kadarını bilemem artık diye cevap verdi. Genelde geceleri gelirmiş bu kişiler Johnny evde yokken. Hatta bununla alakalı bu ifadede, tanıklığında kesilmiş bir kısım var. Mahkemede yayınlanmadı. Mahkeme dışında araştırsanız bulabilirsiniz bu ekstra klibi de. Yine o tanıklığı sırasında söylediği bir şey. Her ne kadar bu kaydedilmiş olsa bile jüri görmesin diye sanırım, taraflı olmalarına sebep olabilir diye bilemiyorum. Jüri görmesin diye bu kısmı kesmişler. Yani jüri görmedi bu kısmı. Sadece internette araştırırsanız şimdi görebilirsiniz. Bu bahsettiğim adam yani Josh, Amber'ın Cara Delevingne ile bir ilişkisi olduğunu söyledi. Manken model olan var ya. Hatta onun bildiği kadarıyla Raquel anlatıyormuş ona da bunları. Tabii Amber gidip Raquel'e anlatıyormuş. Raquel de gelip kocasını anlatıyormuş böyle. Ve Raquel şunu da söylemiş. Amber, Cara ve Elon Musk üçü birlikte oldular demiş cinsel anlamda. Ve bu kısım dediğim gibi jüriye gösterilmedi. Amber'ın yüzündeki gördüğü yaraları ve morlukları anlattı ayrıca. Ve Johnny'nin ona bağırdığını çok görüyordum, duyuyordum dedi. Ama hiçbir zaman vurduğunu görmedim dedi. Hani morluklara Photoshop yapıldığını düşünüyor musun? Sahte olduğunu vesaire düşünüyor musun diye sordular. O da hayır, emin olun böyle bir şey olduğunu düşünseydim şu anda çok farklı bir ifade veriyor olurdum dedi. Ayrıca bu kaka olayına dair de bir şey söyledi. Genelde Amber'la Johnny'nin köpekleri evde böyle günün çok uzun saatleri yapayalnız kalıyorlardı dedi. Ve onlar o kadar yalnızken evde her yer kaka ve çiş oluyordu dedi. Yani yatak olsun, koltuk olsun, masalar, her yere yapıyorlardı. Yani kimse de onlarla ilgilenmeyince onlar orada kalıyordu birileri gelip de temizleyene kadar dedi. Yani köpek yapmış olabilir şeyini o da bahsetti yani iddiasında. Hatta bir keresinde bir kavgalarından sonra Johnny'nin böyle kaldığı daireye böyle düz iki bodyguardıyla sinirli bir şekilde girdiğini söyledi. Hatta onun üstüne yürümüş işte ve böyle bağırmış çağırmış falan. Josh da hiçbir şey yapmamış. Yani daha kötü olabilir, sonucu zaten yanında 2 tane de bodyguard var. Ben bir şey yapamam, beni mahvederler diye düşünmüş. Ve sessizce Johnny'nin yanından uzaklaşıp gitmiş. O sırada da elinde bir şarap şişesi varmış sanırım Johnny'nin. Amber'ın o evde kalan, dairede kalan diğer arkadaşları da yukarıya kaçmış ve saklanmışlar o sırada. 2-3 tane kız var sanırım orada kalan. Josh'un ardından da makyaj artisti çıktı Amber'ın. Ve James Corden'a çıkmadan önce nasıl bir makyaj yaptığını ve diğer zamanlarda, normal zamanlarda da nasıl makyajlar yaptığını anlattı. Ayrıca neler kullandığından da bahsetti. Hangi ürünleri kullandığından vesaire.
Ve çocuğum olunca dedi, benim kendi çocuğum olunca psikolojim iyi değildi. Depresyona girmiştim. O yüzden Amber'la çalışmak istemediğimi, arkadaşlığımı da devam ettirmek istemediğimi söyledim. Ayrıldım dedi. Amber'ın yüzünde yaralar, morluklar gördüm vücudunda dedi. Hatta makyajla kapatmaya da çalıştığını söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunların sebebini hiçbir zaman bilmiyordum. Gerçek sebebini bilmiyordum. Çünkü görmedim gerçek sebebini dedi. Yani Amber bana Johnny yaptı diyordu ama Johnny'nin bunu yaptığına hiçbir zaman şahit olmadım dedi. Ayrıca onun yanında hiç bağırmamış, bir şeyler vesaire de fırlatmamış. Bunu da anlattı. Daha sonra Amber'ın oyunculuk koçu çıktı. Benzer şeyleri söyledi diğerleri gibi. Johnny'nin bağımlılığından vesaire bahsetti. Bağımlıyken agresif hale geldiğinden vesaire. Amber'ın üstüne yürüdüğünü hatırlıyorum Johnny'nin dedi. Böyle sinirle, hışımla üstüne doğru geldiğinde de. Ama o sırada bodyguardlardan birisi araya girip Johnny'yi çekti kenara dedi. Hani engel oldu bir şey olmasına dedi. Ama bunun dışında hiçbir şeye şahit olmadı. Hiçbir zaman fiziksel olarak bir şey yaşadıklarını görmedim dedi. Bir şey yaptığını görsem de açıkçası direkt olarak polisi arardım dedi. Orada bu bahsettiğim tanıklar tamamen Amber tarafına tanıklık yapıyorlardı. Yani Amber için tanıklık yapıyorlardı. Ama bence jürinin gözünde, jüri gözüyle bakarsak ve bu davanın ortaya atılan amacından, amacı noktasından bakarsak birazcık Johnny'nin tarafına fayda sağladılar. Çünkü Johnny'nin amacı zaten fiziksel bir şey uygulamadığını iddia etmekti bu davada. Ve bunların hepsi de öyle bir şey yapmadığını söylediler. Daha sonra uzmanlar çıktı tabii ki. Buraları bu arada tamamen özet geçiyorum. Hepsi böyle 2 saat falan konuştu. Ve o kadar çok şeyden bahsediyorlar ki nasıl tanıştınız, nasıl şöyle oldu, nasıl böyle oldu vesaire. Hani göze çarpan noktalar oldukça onları not alarak anlatıyorum. Öncekilerde de öyle yaptım zaten ama öncekilerde çok fazla şey vardı bilmediğimiz. Her şeyi ilk defa duyuyorduk ve o yüzden ilk defa anlatıyordum. Şu anda genelde duyduğumuz şeylerden tekrar tekrar başkaları ağzından bahsediliyor, öyle söyleyeyim. Daha sonra uzmanlar çıktı ve bu uzmanlar kendi profesyonel görüşlerini belirtmeleri amacıyla çıkıyorlar oraya. Hani tamam bir tarafı savunarak çıkıyorlar ama onlar için böyle aman aman bir savunma yapmak zorunda değiller. Benim profesyonel fikrim budur. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu taraftayım gibisinden belirtebilirler. Amber tarafından bir doktor çıktı. Şişeyle bir parmak o şekilde kesilemez dedi. Ve onun ardından da bir psikolog çıktı. Ve o da işte Johnny'nin uyuşturucu ve alkol bağımlılığından bahsetti. Johnny ile görüştüm, bir test yaptım dedi. İşte böyle şey yapıyorlarmış mesela, konuşmaya başlarken işte Haziran, Ocak, Mart diyorlarmış. Ve sonra bir süre konuştuktan sonra da biz sana az önce ne söyledik diyorlarmış. O kişi de Haziran, işte Ocak, Mart mı dedim ben? Bak ben biraz... onu hatırlayamazsa bundan bir sonuç çıkarıyorlarmış. Böyle bir test yapmış. Ve Johnny bunu hatırlayamadı dedi. Artık madde kullanmaktan beyni, hafızası böyle gerilemeye başlamış. Artık eskisi kadar iyi değil o konularda dedi. Yani büyük ihtimalle yapmadım dediği şeyleri hatırlamadığı için öyle diyor demeye getirdi bence. Amber'ın psikiyatrik rahatsızlıkları olduğuna inanmıyorum dedi. Ama Johnny'de de narsistliğin birçok özelliğini gördüm dedi. Bunu da korsan rolündeki hallerini de inceleyerek anlamış sanırım. Ama bu adam Johnny ile başa baş görüşmemiş birisi. Böyle hani başta çıkan Dr. Curry var. Curry miydi o? Bir çıkan psikiyatrist vardı ya, adli psikolog. Şeyin tarafından, Johnny'nin tarafından çıkan o, Amber'la 12 saat miydi öyle bir şey görüştüm demişti. Ama bunun Johnny ile o şekilde bir görüşmesi olmamış söylenene göre. Ardından Catherine diye bir kadın çıktı ve Catherine de eğlence endüstrisinde danışmanlık yapıyormuş. Bu alanda uzmanmış. O da Amber tarafından tanıklık yaptı. Ona dair bir şeyler anlattı. İşte uzman görüşlerini belirtti. Amber şu şekilde zarar gördü dedi. Hani maddi anlamda, manevi anlamda. Johnny'nin gördüğü zarar şu şu iken Amber'ın gördüğü zarar bu bu gibisinden karşılaştırdı. Ve daha sonra rebuttal kısmı geldi. Tam terimini bilmiyorum, hukuk okumadığım için büyük ihtimalle, ama bilen varsa tabii düzeltsin. Benim anladığım rebuttal çürütme oluyor. Yani karşı tarafın iddiasını çürütmeye çalışıyorlar burada. Ve hani iki tarafta, daha doğrusu birbirinin iddialarını çürütmeye çalışıyor. Ve en sonunda tabii ki karar jüriye kalacak. Her neyse, bu çürütme kısmında Johnny Depp'in tarafından Warner Bros'un CEO'su çıktı. Biz zaten Amber dedi.
başka birisiyle değiştirmeyi düşünüyorduk Aquaman de dedi. Ama sebebi Johnny ile alakalı değildi. Sebebi tamamıyla Jason Momoa ile bir kimyaları olmamasıydı aralarında. Bir elektrik hani ekran kimyası, ekran uyumu olmamasıydı dedi. Çok fazla uğraştık, çok fazla çaba gösterdik ekranda uyumlu gösterebilmek için onları dedi. Hani siz izlediğiniz zaman çok uyumlular diyorsunuz ama biz onu o hale getirebilmek için bin bir takla attık dedi. Bundan dolayı bizim de işimiz kolaylaşsın diye aslında başkasıyla yerini değiştirmeyi düşünmüştük dedi. Yani zaten böyle bir şey vardı aklımızda dedi. Ve bu hani sırf onlar için değil, bu gayet normal bir şeydi dedi. Hani başroller bazen uyuşmayabiliyor, değiştirilebiliyorlar dedi. Ve daha sonra bir Twitter uzmanı getirdiler. Amber'ın tarafı da bir Twitter uzmanı getirmişti daha önce. Twitter uzmanı diyorum işte, o alanda uzman birisini. Ve kendisi Amber'ın işte ne kadar zarar gördüğünden vesaire bahsetmişti. Johnny yüzünden herkes artık Amber Heard değil de Amber Turd diye bahsediyor ondan. Onunla dalga geçiyorlar, işte onun itibarını ayaklar altına alıyorlar, küçümsüyorlar demişti. Herkes ondan nefret ediyor demişti. Ama bu adam da hani o iddiayı çürütmek için çıktı ve böyle bildiğiniz chartlar falan oluşturmuş, böyle grafikler vesaire. Ve onları sundu işte. Bu Amber'ın sevilme durumlarıydı dedi. Bu iddiaları ortaya atmadan tamamen öncesinde dedi. İşte o zamanlar da böyleydi insanların ona karşı görüşleri. Şimdi de şu şekilde. Bunun ardından Amber'ın boşanma parasının diğer 3,5'unu, hani bir 3,5'unu bağışlayacaktı demiştim ya derneğe. Diğer 3,5'unu da Amber bir hastaneye bağışlayacağını söylemişti. Ve bu hastaneden bir temsilci çıktı. O da Johnny Depp tarafından çıktı. Ve kendisi sadece 250 bin doların bağışlandığını ve bunun da Elon Musk tarafından Amber adına yapıldığını söyledi. Yani Amber yine taahhüdünü verdiği 3,5 milyonun hiçbirini ödememiş oraya karşı. Bunun da ardından bir karavan şirketinden bir çalışan çıktı. Bu çalışan da hatırlarsanız, yani karavan şirketi dediğim, bir önceki videoda anlatmıştım işte, bir çöl gibi böyle çok boş tenha bir yere gitmişler karavanlarla arkadaşlarıyla eğlenmeye. Orada bir kız işte Amber'ın omzuna yatmış. Sonra Johnny işte gelmiş bileğini tutmuş, bükmüş falan, böyle kırabilirim şimdi bunu vesaire demiş. Olay çıkmış, karavan birbirine girmiş demiştim. Oradaki çalışanlardan birisi geldi ve kendisi de hani Johnny'nin çok cana yakın arkadaş canlısı birisi olduğunu vesaire söyledi. Amber biraz daha sessizdi dedi. Çok yanımıza yaklaşmadı, çok konuşmadı bizimle dedi. Ama daha sonra Johnny gelip bizimle sohbet ettiği sırada aramıza girdi. İşte benimle ilgilenmiyorsun, benimle ilgilen vesaire demeye başladı dedi. Amber tarafı da sen hani onu işte çapraz sorguya aldıklarında sen Johnny Depp hayranıymışsın. İşte Twitter'da Johnny Depp hayran sayfaları takip ediyormuşsun diye anlattılar, söylediler. O da hani yok öyle bir şey, ben öyle bir şey yapmadım falan dedi, inkar etti. Bir de işte bir tweet falan atmış sanırım, onları getirdiler. Hani senin tanıklığın kabul edilemez gibisinden. Daha sonra rebuttal'ın, yani çürütme şeysinin aşamasının ikinci gününe geldik. Ve ikinci günde Kate Moss çıktı. Kate Moss'u birçok kişi çok şaşkınlıkla karşılamıştı. Ben de hiç beklemiyordum. Yani kendini böyle bir şeye, kadın neden bulaştırsın? Hayatında hiç böyle bir şey yapmamış zaten. Herhangi bir mahkemeye vesaire bir şeye çıkmamış. Ama hani bu olaya adını neden karıştırsın diye düşünüyordum ben de. Çünkü eğer ileride gerçekten de Johnny'nin bir şeyler yaptığı ortaya çıkarsa, bu sefer onun itibarı da puf gidecekti. Ya da bu davayı Johnny kaybetseydi ona da bir zararı olacaktı. Ama kendisi kürsüye çıkmayı ve Johnny adına tanıklık yapmayı kabul etti. Ve bu merdiven olayını anlattı. Onun da direkt videosunu koyayım. You and Mr. Depp had a romantic relationship. Yes. What, if anything, happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room I slid down the stairs and I hurt my back and I screamed because I was in because I didn't know what had happened to me and I was in pain, and he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. He never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Hatta Johnny de kürsüye çıktığında daha sonra şeyi söyledi. Ben de işte Amber'a gidip anlatmıştım. İşte Kate'le bizim aramızda böyle böyle bir şey yaşamıştım. Biz Kate'le birlikteyken bir keresinde demiştim dedi. Ve Amber'ın bunu kürsüye çıkıp da yalana çevirip bu şekilde anlattığını görünce şok oldum dedi.
Her neyse, Kate Moss'tan sonra da Johnny'nin adli psikiyatristi çıktı bu. Hani ilk başta çıkan kadın, az önce de bahsettiğim. Ve onu da işte Amber'ın psikiyatristinin iddialarını çürütmek için çıkarmışlardı. PTSD'nin abartısını yaptığını vesaire tekrardan açıkladı. Daha sonra Johnny çıktı kürsüye. O da Aquaman rolünü ayarlayışından, işte bu parmak olayından bahsetti. Whitney'den bahsetti, Amber'ın kardeşinden. Çünkü Amber'ın kardeşi Whitney. Bu arada onu anlatmadım sanırım. Aa, onu nasıl anlatmadım? Çok özür dilerim, şu anda araya gireceğim ama bunu söylemezsem devam edemem. Amber'ın kardeşi Whitney kürsüye çıktı. İşte diğerlerinin de tanık o Amber'ın tanıklarının çıktığı sırada. Ve kendisi de işte kız kardeşini savundu. Johnny'nin işte çok böyle kendinden geçtiğini vesaire söyledi. Amber'ın söylediklerinin neredeyse aynısını söylemiş gibi bir şey yani onun söyledikleri de. Ve bu da Johnny tarafından aslında böyle değişik bir tepkiyle karşılanmıştı. Eğer davayı izleyenleriniz varsa fark etmişsinizdir, benim direkt olarak o dikkatimi çekmişti. Johnny mesela dikkat ettiyseniz hiç Amber'a bakmıyor dava süresi boyunca. Davada konuşulurken özellikle Amber'a asla şu gözlerini kaldırıp da bakmıyor. Ama Whitney'e sürekli bu şekilde baktı. Hani sanki şey gibi geldi, böyle bir insan karşımda yalan mı söyleyeceksin diye bakarsınız ya bir insana, hani doğruyu söyleyecek misin acaba gibisinden. O şekilde bakıyor gibi geldi. Yani bunun taraf anlamında söylemiyorum. Lütfen aşağıya gidip de burada taraf tuttuğun yazmayın. Artık çünkü çıldıracağım. Hani bu sadece benim çıkarımım. Gördüğüm videodaki bir tepkiden çıkarımım. Belki de bu şekilde onu darda bırakmaya çalışıyordu. Hadi bunu söyleyeyim de öbür tarafa bu sefer de şey yapmış olayım. Yani bilmiyorum, bana sadece ilk gördüğümde yemin ederim bunun gibi geldi. Gerçeğini hiçbir zaman bilemem. Bilemeyiz de. Ve işte bu Whitney olayından da bahsetti Johnny çıktığında. Hani o benim işte benim için kız kardeş gibiydi. Çok harika bir kızdı. Çok eğlenceli, çok tatlı birisiydi vesaire diye. Ondan bahsetti. Hani biraz da hayal kırıklığını anlatmış oldu yani. Çıkıp da verdiği ifade karşısında. Ve ardından cross examination, yani çapraz sorgu geldi. Johnny'ye bir çapraz sorgu yaptılar ve Johnny'yi biraz mahvettiler bence orada. Yani baya baya üstüne gittiler ve çok doğru noktalardan yakaladılar bence. Çünkü gerçekten böyle eli ayağına dolaştı bence Johnny'nin orada. Ama hep sarkastik cevaplar verdi. Böyle dalga geçer gibi konuştu, klasik o önceki komik anlara benzer şeylerdi. Ama bilmiyorum, orada bence yapmamalıydı. Davada her ne kadar haklıdır haksızdır bilemem ama kendi şeyini tehlikeye attı bence. Yani kendi davasını, kendi savunduğu şeyi tehlikeye attı. Sakin kalsaydı daha ne diyeyim bilmiyorum, daha uygun olabilirdi diye düşünüyorum. Sarkastik cevaplar vermek yerine, avukata ya da lafını keser gibi konuşmak yerine. Her neyse, gösterdikleri şeylerden birisi, bu değindikleri noktadan birisi, hani bu trende çekilmiş bir meşhur bir fotoğraf var. Böyle birkaç kişi var işte. O fotoğrafta Johnny'nin gözünde bir morluk görünüyor. Bu fotoğraf photoshoplanmış mı diye sordular. Johnny de hayır tabii ki dedi. Daha sonra aynı fotoğrafı o şirketin mi işte artık neyse Facebook hesabında ve işte web sitesinde paylaşılmış halini gösterdiler. O fotoğrafta oradaki morluk yok. Ve hani madem photoshoplanmamıştı, orijinali neden böyle bunun dediler. Bundan sonra da Johnny'nin yıllar önce birisine attığı bir mesajı gösterdiler. Birisi hakkında onun biz bedeni diyelim, çünkü başka bir yerinden bahsediyor, anlamışsınızdır. Benim hakkımdır diyor. İhtiyacım olur, isterim ve alırım diyor. Ve bu mesajı gösterdiler işte bir başka bir kadının vücudunda nasıl hak iddia edebiliyorsun bu şekilde diye. Bunları söylediklerinde ilk göstermediler. Böyle böyle bir şey dedin mi dediler. Ve Johnny kesinlikle söylemedim. Ben böyle bir şey asla yazmadım dedi. Bende o kadar kibir yok daha dedi. Onu yapamam vesaire diyerekten böyle gülerek cevap verdi. Ama sonra dediler ki o zaman bu ne? Tak kanıtı gösterdiler. Ve bu kanıta rağmen Johnny yapmadım demeye devam etti. Telefonumu birisi almış olabilir falan dedi. Pek düşünmüyorum öyle olduğunu şu anda ama yani keşke orada şey falan deseydi, iyi savunmak istiyorduysa kendini, ne bileyim kafam güzeldi zaten hiçbir şey hatırlamıyordum vesaire deseydi, ama böyle de demezsin. Biri de kuzenim yazmışa getirdi yani birazcık ve aslında bayağı da zorlandı orada bence, ki zaten Johnny'nin bu attığı mesajlar konusuna daha önceden de değinmiştik ve ben onaylamadığımı da söylemiştim bu mesajları, bunu da onaylamadığım gibi. And then in all caps you write, I need, I want, I take. I read that right? You read it right, but I did not write that. Okay.
Perhaps someone else. You wrote every other text that you produced that came from you in this litigation, didn't you? Not necessarily. Sometimes you give your people your phone to people and they. Adam sürekli kafası güzelmiş. Yani sürekli maddeler, sürekli alkol vesaire. Yani kim bilir, bilmediğimiz kim bilir daha ne mesajlar gönderildi de bunlar işte sadece kürsüye çıkarılanları bilemeyiz. Her zaman diyorum Johnny zaten melek değil. Ben bunları anlatırken bunu da hiçbir zaman savunmadım. Ben sadece bu davadaki iddialar hakkında konuşuyorum. Sonra da TMZ tanığı çıktı. Benim bu davada en heyecanlı olduğum noktalardan birisiydi açıkçası. O çünkü o çıkamasın duruşmaya diye çok uğraştılar. Hatta TMZ bir temsilci gönderdi yargıçla konuşması için. Bayağı onlar bile istemediler. İşte bu bizim elemanımız, eski çalışanımız olmaz. Bizim gizlilik haklarımızı, işte müşterilerimizle olan gizlilik haklarımızı ihlal eder vesaire dediler. Ama yargıçta hani bu bir karalama davası ve sizin müşteriniz, elemanınız bilemem bunlar benim işim değil. Siz sonra halledersiniz onları. Ama bu karalama davasıyla tamamıyla alakalı bir şey ve hani ben izin veriyorum bu kişinin çıkıp da tanıklık yapmasına dedi ve ardından bu kişi çıkarıldı. Ben o adamı Draco Malfoy'a çok benzettim bu arada. Yani birçok kişi de benzetmiştir diye umuyorum. Ben ilk gördüğümde hatta şey dedim, böyle TikTok'ta videosu gelmişti önüme. Dedim ki aa bu niye çıkmış ki davaya falan dedim. Onu düşünerekten, ama o değilmiş tabii ki de. Her neyse adam isim vermedi. Şu bize bunları verdi diye. Ama anonim olan bir linkleri varmış işte. Anonim ipucu hattına girip oradan bir şey gönderebiliyormuşsunuz TMZ'ye. TMZ bir haber magazin şeysi. Ve bu video da oradan gönderildi bize dedi. Ama işte hani hangi taraftan gönderilmiş olabileceğine dair yeterince şey söyledi. Bize gönderilen videoda orijinal videodaki başı ve sonu yoktu dedi. Orası kesilmişti dedi. Sadece bu dolapları vurma kısmı vesaire vardı dedi. Ki orijinalin başında da hani Amber kamerayı koyuyor çekmek için. Sonunda da böyle diye bir kıkırdaması duyuluyor bir yerde. Bu kısmı yok dedi. Ayrıca biz bu video bize geldikten 15 dakika sonra yayınlayabildik. Çünkü bu videonun asıl kaynağından gelmişti dedi. Kim olduğunu söylemiyor ama işte ya Amber ya onun yakınlarından birisi vesaire, direkt onlardan geldiğini bildiğimiz için 15 dakikada yayınlayabilme fırsatımız oldu dedi. Yani üzerinde bir bekleme sürecimiz de olmadı dedi. The only way to obtain copyright over media would be if we shot it ourselves, if it was sent to the tip line, source verified that it was from the original copyright owner, and then either purchased from that person or given to us. And then the third option would be if it was directly given to us by the copyright holder, like a direct source. Ve Amber'ın uzaklaştırma kararı çıkartıldığı günde bize yine anonim olarak bir işte şey geldi, haber geldi dedi. Ve Amber şurada şu anda uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Siz de oraya giderseniz Amber'ın işte courthouse'dan, yani karakoldan diyelim biz, çıkışında onu görüntüleyebilirsiniz dedi. Hemen oraya zaten paparazziyi göndermişler onlar da. Ve işte Amber çıktığı zaman hani dönüp kameraya yüzünü gösterecek, siz de onu çekeceksiniz diye bilgilendirme vermişler giden kameramanlara da. Hatta bu adamı konuşmalarında böyle bayağı TikTok'ta meşhur olan bir kısım var. You know this case is being televised, right? I am aware that there are cameras. And so this gets you your 15 minutes of fame, doesn't Objection, it? Your Honor. Argumentative. I can ask that question. Oh, ruled. So I stand to gain nothing from this. I'm actually putting myself kind of in a target of TMZ, a very litigious organization, and I'm not seeking any 15 minutes here. Though you're welcome to speculate. I could say the same thing by taking Amber Heard as a client for you. A little argumentative, don't you think? Oh, hardly. I find that to be purely logical. Tam aksine ben dedi kariyerimi tehlikeye atmış oluyorum dedi. Çünkü burada ihlal ettiği için gizlilikleri, ileride çalışmak istediği şirketler de büyük ihtimalle bir düşünecekler. Ve büyük ihtimalle kabul de etmeyebilirler. İşte böyle bir şey yapmıştı. Demek ki bizim gizlilik kurallarımızı ileride ihlal edebilir işten çıktıktan sonra vesaire diye. Sonra bir uzman daha çıktı. Johnny tarafından çıktı bu adam da. Ve bu kişi de adli alanda dijital kanıtların incelenmesinde uzman olan birisi. Kendisi Amber'ın morluk olan fotoğrafların hepsinde oynama var dedi. Hepsinde. O öyle olduğunu söyledi. Bir profesyonel olarak kendi sebeplerini vesaire açıkladı. Ve bunun ardından da Amber'ın tarafı kendi uzmanlarını kürsüye çağırdı. Ve ilk olarak psikiyatristi çıktı. Johnny'nin psikiyatristinin yeterince bilgisi yok dedi. Yani onun genel olarak, özet olarak söyleyecek olursak, onun bir şey bildiği yok. Yeterince deneyimli değil, yeterince eğitim almış birisi değil. Onun söylediği şeyler hani doğru sayılamaz diye
bir ifade verdi. Kendisi bu da zaten daha önce çıkan psikologlardan birisiydi. Ardından da yine bu fotoğraflarda oynama var denmişti ya, onları incelemesi ve onlar hakkında profesyonel fikir vermesi için bir de Amber tarafından bir uzman çıkarıldı. O da Amber tarafını anlatarak da işte öbür adamın teorilerini çürütmeye çalıştı. Öyle bir ifade verdi. Ama asıl önemli anlardı tabii ki Amber'ın kürsüye çıktığı zamanlardı. Amber kürsüye çıktığında ben zorbalığa uğruyorum her gün dedi. İnsanlar tarafından, işte haber şeyleri tarafından, paparazzi vesaire. Her gün tehdit ediliyorum, aşağılanıyorum. Ailem, ben, hani hayatımız çok sıkıntıda gibisinden bir şeyler söyledi. Ve hani ben Johnny gibi burada oturup gülmüyorum, mahkeme salonunda şakalar yapmıyorum, sırıtmıyorum dedi. Ama hani gerçekten kızmayın ama ben bunu söylemezsem edemeyeceğim. Ben bu davayı izlerken kendi gözümle gördüm. Yani o da birçok yerde sırıttı. Neden böyle demeye gerek duyuyor bilmiyorum. Çünkü evet, Johnny'nin sırıttığı yerler de çok var gerçekten. Ve az önce dediğim o sarkastik yorumlarını da hoş bulmuyorum. Ama kendim bunu yapmadım demesinin de gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendisi de yaptı. Hani ilk başta Johnny'nin tarafı kürsüye çıktığı zaman çok üzgündü, hiç gülmedi, etmedi falan ama daha sonrasında özellikle bu çürütme kısmında çıktıklarında böyle hep bir sırıtma vardı suratında. Gülüyordu, sohbet ediyordu vesaire. Yani bu kötü bir şey diye söylemiyorum bunu yani. İnsansın, tabii ki de yapabilirsin ama ben hiç öyle bir şey yapmadım diye söylemesine gerek yok bence kameralar varken ve çekiyorken. Her neyse, burada birazcık abartı olduğunu düşünüyorum kendi gözümle gördüğüm için. Kötü bir şey söylemek istemedim. Ağladı tabii biraz da ve işte benim insan olduğumu unutuyorsunuz bazen dedi. Burada hak veriyorum. Gerçekten bazen insanlar onun da insan olduğunu unutuyorlar. Ve hani her şeyinden, her hareketinden bir şey çıkarılabiliyor, her sözünden. Yani gerçekten bazı kitle var ki Johnny'yi tamamen melek olarak görüyor ve onu da şeytan olarak görüyor. Ama ben böyle olmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü günün sonunda hiçbirimiz orada değildik. Hiçbirimiz o odada, bunu arkadaşımla da konuştum geçen gün, görünmez bir şekilde olanları izlemedik abi. Hiçbirimiz bilmiyoruz gerçekten neler yaşandığını. Ve hiçbirimizin bence iki tarafında melek ya da şeytan olduğuna inanma gibi bir şeyi yok şu an yani. O kadar bunu yapabilecek bilgisi yok bu konuda. Öyle söyleyeyim. Çünkü günün sonunda bir kişi bile orada değildi. Kendi yaşadığı travmaları söyledi. Ellerim titriyor dedi. Uykularımdan çığlıklar atarak uyanıyorum dedi. Ve arkadaşlarım artık benim yanımda ne yapıp yapmayacakları konusunda kendilerince kurallar ürettiler dedi. İşte bana nasıl dokunacaklarını, bana nasıl sürpriz yapmamaları gerektiğini, işte benimle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini vesaire. Kendileri böyle diken üstünde davranarak değiştirdiler dedi. Sürekli işte sakin davranmaya çalışıyorlar. Sürekli hassas olmaya çalışıyorlar dedi. Ve hani artık sadece Johnny beni rahat bıraksın istiyorum. Hani hayatıma devam etmek istiyorum. Gerçekten beni bıraksın. Rahat olayım artık istiyorum. Ondan kurtulmak istiyorum dedi. Daha sonra Camille Vasquez çıktı tabii ki çapraz sorgu için. Ve onun çapraz sorgusu da iyiydi bayağı. Bu kızın bileğini tutup çevirme olayına Raquel neden tanıklık vermedi dedi. Amber'da orada bir sürü kişi vardı. Raquel o anı görmemiş olabilir dedi. Ayrıca bu karavan olayındaki görevli de sadece ışığın kırık olduğunu söylemişti. Ve o ışık içinde Johnny Depp'ten $62 para aldığını söylemişti. Yani daha fazlasını talep etmeme gerek yoktu. O kadar kötü halde değildi ortalık gibisinden konuştu. Amber'ın anlattığının aksine demişti. Ama Amber'da hani ben o adamı hatırlamıyorum. O zaten orada bile değildi. Ne diye tanıklık yapıyor? Neyine tanıklık yapıyor? Bilmiyorum dedi. Ve genel olarak Camille böyle tanıkların iddialarını dile getirdi. İşte bu çıktı, bunu söyledi. Buna yalan mı söyledi diyorsunuz? Bu çıktı, bunu söyledi. Yalan mı söylediğini iddia ediyorsunuz vesaire diye. Ve Amber da sürekli şey diye cevap verdi. İşte sokaktan geçen hani birisini çevirsen sırf Johnny'yi seviyor diye gelip tanıklık yapar onun adına dedi. Ve Camille de siz bu mahkeme salonunda bir yani yalancı şahitliğe mi tanık ettiğinizi söylüyorsunuz? Böyle bir iddianız mı var vesaire dedi. Amber da hani hayır, ben sadece yaşandığını bildiğim şeyleri söylüyorum dedi. Eğer dedi Johnny ondan ayrılırsam her gün kendisini düşünmem için bana bir sebep vereceğini söylemişti dedi. Bana global bir utanç yaşatacağına söz verdi. Bu tehdit mesajlarını da zaten mahkemede de gördünüz dedi. Ki bu konuyla alakalı da daha önceki videoda okuduğum abonemin yorumunun bir başka yorumunu size şimdi okuyacağım. Yani şimdi değil, daha doğrusu anlatacağım. Videonun sonunda okuyacağım. Oraya kadar da kalın, o yüzden bence çok önemli şeyler söylüyor çünkü bu konuyla da alakalı detaylı olarak. Daha sonra da kapanış konuşmaları yapıldı. Kapanış konuşmalarında da işte her şeyi bir özetliyorlar böyle. Tekrardan kanıtları vesaire hatırlatıyorlar jüriye. Avukatlar çıkıp
sırf jüriye karşı dönüp bir konuşma yapıyorlar. Ve bunun sonunda da tabii ki karar aşaması geliyor, işte jüri müzakereye çekiliyor vesaire. İlk olarak Camille Vasquez çıktı ve kendisi hani gerçekten çok başarılı bir konuşma yaptı. Bence bu davanın sonucunda Johnny'nin kazanmasına sebep olan şeylerden birisi avukatların yaptığı bu kapanış konuşmalarıydı. Çok güçlüydü çünkü bence konuşmaları ve gerçekten üzerine günler harcadıkları çok belliydi. Hani sırasıyla her tanığı, her kanıtı böyle cincik cincik incelemişler ve böyle hepsine değinerekten konuştular yani. Sadece şöyle özet olarak bahsedeceğim. Bunun çevirilerini yapan kanallar mutlaka vardır. Eğer yoksa da Hollywood Magazine kanalından rica ediyorum. Bu kapanış konuşmalarının da çevirisini yapsın. Hollywood Magazine güzel çeviriler yapıyor ve gerçekten de bence emek veriyor bu konuya. O yüzden hani bu davayı da çevirdiğini bildiğim için buna dair videolar da yaparsa çok iyi olur bence. Hem İngilizcesi çok iyi olmayan insanlar da bu kapanış konuşmalarını dinleyebilir diye düşünüyorum. Belki zaten yapmıştır, bilmiyorum. Yaptıysa da onu bulabilirsek bir şekilde aşağıya koyarım ya da o link atarsa pinlerim yorumunu. Ama ben şöyle çok kısaca bir özet geçecek olursam, Camille Vasquez işte Amber'ın nasıl kayıtlarda fiziksel şeyler için özür dilediğini ama Johnny'nin özürlerinin hiçbir kanıtta fiziksel bir şey içermediğini dile getirdi. Ayrıca hep hakaretleri için özür diliyordu vesaire dedi. İşte Amber'ın oyunculuk koçu çıktı ve Amber işte rol yaparken, oyunculuk yaparken ağlamayı beceremezdi dedi. Ve işte şu anda da zaten kürsüde de gördünüz. O kadar ağlıyordu ama hiçbir zaman gözünden bir yaş aktığını siz de görmediniz. Yani bu kürsüde de oyunculuk yapıyordu dedi. Ve daha birçok şey söyledi. Bütün tanıkların ifadelerini dile getirdi. Hani Amber'a inanırsanız bu ifadeleri de reddetmiş olacaksınız, bu insanların söylediklerini de diye hatırlattı. Ve bu ses kayıtlarını vesaire tekrar tekrar oynattırdı işte mahkemede. Bunu dinlediniz, duydunuz, buna da dikkat edin vesaire gibisinden. Camille'den sonra da tepkilerini çok sevdiğimiz o abimiz çıktı. Bu kendi kendine kenarda şaşırıp duran avukat ailecinin adını hep unutuyorum adamı ve yine unuttum. Agree with your characterization of that. Just being is that got to answer that question, Your Honor? You have to answer questions, yes, sir. No, you'll be happy. No, I didn't see Willy Wonka. And I didn't see 21 Jump Street when it happened. Whatever it was, but no, I did not. And I apologize for what I said. And I misspoke. O konuşma yaptı işte. O da genel olarak Johnny'nin karakterini anlattı işte jüriye. Siz burada gerçek Amber Heard'ı da gördünüz, gerçek Johnny Depp'i de gördünüz dedi. 58 yıllık hayatında Amber dışında hiçbir kadın onu böyle bir şeyle itham etmedi. Hiç kimse ona elini kaldırdığını söylemedi. Hatta Amber bu iddiaları ortaya attıktan sonra bile hiçbir kadın çıkıp da bana da böyle bir şey yaptı diye bir şey bahsetmedi dedi. Ve en önemli noktalardan birisi de bence onun söylediği şeylerde şuydu ki jüriyi çok etkilediğini düşünüyorum buranın. Johnny Depp bir melek değil dedi. Hiçbir zaman öyle olduğunu iddia etmedi ve burada hani birçok hata yapmış bir insan, bir sürü hatası yanlışı olan bir insan. Buraya çıkıp da zaten hepsini kabul etti ve bu hatalarını biz de dile getirdik. Hiçbir zaman kendisinin hatasız, işte tamamen masum bir insan olduğunu iddia etmedi. Ama sadece bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Saldırgan olmadığını, fiziksel bir şeyde bulunmadığını söyledi dedi. Ve biz de size bunu kanıtlamaya çalıştık. Kanıtladık da bizce dedi. Ve hani ona ya da başka bir kadına böyle şeyler yapmadı. Bunlar asılsızdı, dokunmadı, el kaldırmadı dedi. Ve Amber yüzünden maalesef ki bu davanın sonucu ne olursa olsun mezarına kadar bazı insanlar onu bir abuser olarak görecek ve ona kötü gözle bakacak. Hani bu davada kazansa da kazanmasa da bazı insanlar sonsuza kadar ona inanmamayı tercih edecek ve artık onu hiç sevmeyecek dedi. Bunun ardından da Amber'ın avukatları çıktı. Tabii ki onlar da kapanış konuşması yaptılar. İlk olarak bu erkek olan çıktı ve şey dedi, fotoğraf çekse işte Photoshop yaptı diyorsunuz. Fotoğraf çekmese demek ki böyle bir şey yaşanmadı diyorsunuz. Doktora gitse işte kafayı yemiş diyorsunuz. Doktora gitmese demek ki böyle bir şey yaşanmadı diyorsunuz. Arkadaşlarını anlatsa yalan söylüyor. Arkadaşları çıkıp tanıklık yapsa arkadaşları da yalan söylüyor diyorsunuz. Ne yapsın o zaman
dedi. Daha sonra Amber'ın işte bu röportaj hakkında konuştu. Washington Post makalesi hakkında ve bunun ifade özgürlüğüne dayandığını belirtti. İşte buna hakkı vardı. Kendi yaşadıklarını çıkıp anlatmaya hakkı vardı ve bunu yapmasında herhangi bir yanlışlık yok dedi. O da tıpkı John'un avukatları gibi bütün kanıtların ve tanıkların üzerinden geçti. Tek tek onları gösterdi. İşte bunları unutmayın, kararı verirken bunlara da bakın vesaire dedi. Arkadaşlar ben bunu dahil etmeyi unutmuşum ama bu mesaj Johnny'nin eski asistanıyla Amber arasında geçiyor ve eski asistanı Johnny'nin onu tekmelediğini ve tekmelediğinde ayık kafasıyla hatırlamadığını, çok üzgün olduğunu, kayıp bir çocuk gibi olduğunu ve sürekli oturup ağladığını, çok pişman olduğunu söylüyor. Amber da buna yeterince katlandım, sürekli bununla uğraştım zaten, her seferinde geri döndüm ama artık emin değilim, sürekli bunlar yaşanıyor tekrar tekrar diyor. Bu konuda mahkemede Johnny'nin tarafı şöyle bir açıklamada bulundu. Amber sürekli olay çıkardığı ve böyle şeyler iddia ettiği ve aksini kabul etmediği için Johnny güya telefonu vermiş asistanın eline, ne istiyorsan onu yaz yeter ki sussun demiş. Bilmiyorum siz buna ne kadar inanırsınız ama bana çok aşırı bir inandırıcı bir açıklama gibi gelmedi. Bu mesajı da sizinle paylaşmak istedim çünkü bence önemli bir mesaj. Ve Amber'a işte yazdığı, söylediği şeyler olsun, etrafı dağıtması, bir şeyleri fırlatması, o gördüğünüz videodaki dolaplara yaptığı şeyler vesaire, bunlar da şiddettir dedi. Bunları öyle değil gibi görmenizi istemiyorum dedi. Psikolojik olarak hiç yoksa, psikolojik olarak bir şiddet uygulamış oluyor dedi. Bu dava sadece Johnny Amber'a karşı diye bir dava değil. Bu dava ifade özgürlüğüne savunulması gereken bir dava. Bu yüzden ifade özgürlüğünün yanında olun dedi. Daha sonra da Amber'ın bu kadın avukatı çıktı. Ve o da hani Johnny zaten şu dakikadan sonra kaybettiği hiçbir şeyi geri alamayacak. İtibarı vesaire hepsi gitti. Ama buna rağmen, hiçbir şeyi geri alamayacak olmasına rağmen, bir hiç uğruna hepimizi 6 hafta boyunca buraya getirdi dedi. Ve 6 hafta boyunca burada işte hepimizin zamanından aldı. Amber'a işte yaşadığı şeyleri tekrardan yaşattı. Bu da bir psikolojik şiddettir dedi. Ama videonun sonunda anlatacağım yorumda da var. Bir de ses kaydı da var. Hani Johnny'nin işte... Lütfen yapma, lütfen aramızda halledelim, seni dava etmeye zorlama beni diye Johnny'nin Amber'a resmen yalvardığı bir ses kaydı var. Bu adam dedi, hayatında yaptığı hiçbir şeyin sorumluluğunu almadı dedi. Bir de bu adam diyerek gösterdi hatta böyle bayağı. Ve burada hepiniz gördünüz, burada da sorumluluk almadı. Ama artık siz onu zorlayın, sorumluluklarını üstlenmesi için siz zorlayın. Ve yaptıklarının cezasını ona verin dedi. O da işte böyle yine tanıkların söylediği her şeyi anlattı vesaire, diğerlerinin de yaptığı gibi. Ve sonuç olarak da o bunların kapanış konuşmasının olduğu gün jüri karar verememişti. Daha sonra bu Memorial Day tatili girdi araya. Memorial Day'den sonraki mahkeme gününde kararlarını açıkladılar. Onun da videosunu koyacağım. All right, Mr. Foreperson, is this the verdict of the jury? Yes. All right, is it unanimous? Yes. Thank you, sir. Civil case number CL 2019 2911. Mr. Depp's claim against Ms. Heard. 1. As to the statement appearing in the online op-ed entitled Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition, quote, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change, end quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the statement was false? Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard? Answer, yes. Question, due to circumstances surrounding the publication of the statement, it conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp? Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. As against Amber Heard,
we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we, the jury, award punitive damages in the amount of $5 million. In civil case number CL 2019-2911, Ms. Heard's claim against Mr. Depp. One, as to this statement appearing in the April 8, 2020 online edition of the Daily Mail, quote, Amber Heard and her friends in the media use fake sexual violence allegations as both a sword and shield, depending on their needs. They have selected some of her sexual violence hoax facts as the sword, inflicting them on the public and Mr. Depp. Do you find that Ms. Heard has proven all the elements of defamation? Answer, no. Two, as to this statement appearing in the April 27, 2020 online edition of the Daily Mail, quote, quite simply, this was an ambush, a hoax. They set Mr. Depp up by calling the cops, but the first attempt did not do the trick. The officers came to the penthouses, thoroughly searched and interviewed, and left after seeing no damage to face or property. So Amber and her friends spilled a little wine and roughed the place up, got their story straight under the direction of a lawyer and publicist, and then placed a second call to 911, end quote. Do you find that Ms. Heard has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Ms. Heard proven by a greater weight of the evidence that, question, Mr. Waldman, while acting as an agent for Mr. Depp, made or published the statement? Answer, yes. Question, the statement was about Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was seen by someone other than Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was false? Answer, yes. Do you find that Ms. Heard has proven, by clear and convincing evidence, that the statement by Mr. Waldman was made with actual malice? Answer, yes. Three, as to this statement appearing in the April 27th, 2020 online edition of the Daily Mail, quote, we've reached the beginning of the end of Ms. Heard's abuse hoax against Johnny Depp, end quote. Do you find that Ms. Heard has proven all the elements of defamation? Answer, no. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. I do find that the jury's verdict is unanimous. Ladies and gentlemen, this concludes your service in this case. I want to thank you again for your dedication and your hard work during this trial. And I know I speak for everybody here when I tell you that we appreciate your sacrifices and your time and your public service in this matter, okay? So I'm going to have you go back to the jury deliberation room for one more time, and then we'll release you from there, okay? All right, thank you. Ve bu şekilde davayı da Johnny Depp kazanmış oldu ve Amber Heard 15 milyon dolarlık bir tazminat ödeme cezasına çarptırıldı. Dava hakkında sizin yorumlarınızı da tabii ki merak ediyorum. En başından dediğim gibi bence ikisi de melek değil. Hiçbir şey yaşanmamıştır der miyim? Asla demem. Ben zaten videonun en başında iki tarafında melek olduğunu ya da şeytan olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Sizin de yorumlarınızı okuyorum zaten devam ettikçe ama buna da tabii genel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi son olarak bahsettiğim yorumu okuyacağım size. Yine Hazal Türkay tarafından yazılan yorum. Jack'le ilgili olan, ki Jack de Johnny'nin oğlu, kavgada bunlar ailecek yemek yerken Johnny yanlışlıkla Amber'ın üstüne şarap döküyor. Amber da sinirlenip ağzına geleni söylüyor. Sanırım 3 kere döküyor bu arada bu şarabı. Benim izlerken anladığım şey buydu. 3 kere dökmüş şarap. Neyse, sonrasında Johnny de sana yanlışlıkla şarap döktüm ve sen Jack'i korkuttun. Ben onun babasıyım, biz birlikteyken bana ne yaparsan yap. Ama Jack babasının eşinden azar işittiğini görmek zorunda değil diyor. Başka bir ses kaydında Johnny yine kulağıma yumruk mu atacaksın, kulağım çınlıyor sonra diyor. Amber bütün ses kayıtlarında önce her şeyi kabul ediyor ve özür diliyor, ağlamaklı oluyor ama Johnny yaşadığı şeyi anlamlandırmaya çalışınca Amber saldırganlaşıp umursamaz bir tavır takınıyor ya da Johnny ile dalga geçiyor. Uzaklaştırma kararı almasının sebebi avukatların
Amber'a 21 gün içinde evden çıkması gerektiğini söylemiş. Amber telefonda bu yüzden uzaklaştırma kararı aldığını itiraf ediyor. Johnny bu yanlışı düzeltmek istediğinde itibarım ne olacak, yapamam diyor. Ama ayrı oldukları süre boyunca Amber'ın annesiyle de babasıyla irtibat halinde Johnny. Annesi çok üzgün, avukatların ona bunu yaptırdığını söyledi. Kendi canına kıymak üzere seninle konuşması gerek diyor. Johnny bu uzaklaştırma kararını hiç bozmuyor. Ona ulaşmak isteyen hep Amber oluyor. Kaliforniya'da Johnny'nin kaldığı otele gidip ses kaydını alıyor. Johnny sarılmak her şeyi silemez, beni suçladığın şeyler, söylediğin yalanlardan sonra sana dokunamam deyip Amber'ı yollamaya çalışırken Amber böyle mi bitsin istiyorsun? Seninle vedalaşmak istemiştim. Ya sensiz ölürsem, sensiz ölmek istemiyorum diye ağlıyor. Boşanma süreçlerinde Amber anlaşmaya yanaşmıyor ve elindeki delilleri sayıyor. 3 senedir kendi yüzüme yara çizdiğime kimse inanmaz diyor. Johnny'yi alttan tehdit ediyor. Sonrasında Johnny mahkemeye taşımak istiyorsan tamam, sana karşı çok iyi davrandım, tamam artık deyince Amber ağlamakla olmaya başlıyor. Sonrasında Johnny bu kızgınlıkla global aşağılanma istiyor, bunu alacak diye mesaj atıyor. Yine dediğim gibi bu bahsedilen ses kayıtlarında ne olur birileri çevirsin, magazin kanalıdır bir şeydir ve paylaşsınlar. Hani onları da dinleyin ki fikrinizi ona göre şekillendirin. Benim söylediklerim ya da bir başkasının söyledikleri sizin fikrinizi etkilemesin. Anlatabiliyor muyum? Gidin o ses kayıtlarını da dinleyin. Mahkemeyi hatta gerekiyorsa tekrardan izleyin, belgeselleri vesaire çıktığında. Ve ona göre şey yapın. Ben burada size fikrimi işte diretmiyorum ya da bir başkası size fikrini diretmeye çalışmıyor. En doğrusu kendi araştırmanızı yapıp ona göre inanmanız. Yine de ben sadece kendi bakış açımını anlattım size olayları. Ben en iyi şekilde kendimi ifade çalıştım ve sizden gelen birçok güzel yorumu da görüyorum. Yani bu davada anlatış şeklimi ve işte iki tarafa da hak vermemi, iki tarafa da söz hakkı tanımış olmamı ve iki taraftan da bakarak anlatmış olmam hakkında yazdığınız o güzel yorumları görüyorum ve o kadar mutlu olurum ki bana zaten bu yetiyor. Demek ki benim asıl amacım buydu ve bu karşıya ulaşmış en azından. Çünkü dediğim gibi ben herhangi bir kişinin zaten tarafını tutmuyorum ama detaylı şekilde her şeye "Aa, ben burada bunu düşünüyorum, burada bunu düşünüyorum" diye yorum yapmam. Çünkü dediğim gibi hiçbirimiz günün sonunda orada değildik. Hiçbirimiz günün sonunda şahit olmadık. Belki çok daha farklı şeyler vardı yaşanan, belki çok daha kötü şeyler vardı yaşanan, hiçbirini bilemeyiz. Bundan dolayı da sadece umarım beğenmişsinizdir diyorum. Umarım olabildiğince adil olmuşumdur diyorum. Tekrardan söylüyorum, yaptığım yorumlar tamamen mantığıma ne uygun geliyorsa onu yap. Onun için yaptığım yorumlar. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Umarım merakınızı biraz olsun giderebilmişimdir. Bir hatam olduysa, bir kusurum olduysa affola. Düzeltmekten çekinmeyin. Saygı çerçevesi içerisinde her zaman tabii ki. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Ayrıca beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram buralarda, bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok çok seviyorum. Teşekkür ederim beni buralara kadar dinlediğiniz için. Benimle bu süreci yaşadığınız için. Yorucuydu ama en azından hepimizin kafasındaki bazı soru işaretleri gitti diye düşünüyorum. Yine de kendi araştırmanızı yapın. Direkt benim söylediğim şeylere lak diye atlamayın. Sorumluluk kabul etmiyorum. Her neyse. Son şeyimize söylediğimize göre hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.